Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere şablon oluşturmayı göstereceğim. Bakın şablon kullanma aslında web programlamada çok sık yapılan bir teknik. Sebebi de şu arkadaşlar. Web sitelerine girdiğiniz zaman web sitelerinin sayfaları farklı olsa da bakın aynı sitenin sayfaları farklı olsa da belirli kısımları birbirine aynısı. Programcılar şöyle düşünmüşler. Demişler ki ben her seferinde her sayfa için bunları tekrardan niye yazayım? Onun yerine bir şablon sayfa oluşturuyorlar. Bu sayfa şablonda diğer sayfalarda bulunacak olan bütün özellikleri bu şablon içerisine yerleştiriyorlar. Değişecek olan alanı ise belirli bir isimle belirtiyorlar. Yani fix bir isim olmalı veya işte bir şekilde yeni sayfanın özelliklerini buraya çekebilmeliler. Tabi her web programı platformunun kendine özel araçları var. Biz Node.js'i kullandık. Node.js'te de EJS'yi kullandık. O yüzden EJS'ye ait olan layout mekanizmasını kullanmamız lazım. Ben template olarak düşündüm. Layout da aynı mantığa geliyor. Öncelikle layout'ı kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine npm'i kullanıyoruz. Install modülün ismi ve save diyoruz. Package.json'a kaydediyoruz. Projemiz içerisinde arkadaşlar app.js'te önce şablonu eklememiz gerekiyor. Yani bu modülü sisteme yüklememiz lazım. Çünkü middleware olarak ekleyeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi middleware olarak sistemi ekledim. Peki nasıl çalışacak bu sistem arkadaşlar? Bakın eğer ki kullanıcı bilgisayar linkine girmek isterse biz ne yapıyorduk? Bilgisayar EJS'yi derleyip kullanıcıya yolluyorduk. Şimdi şablon sistemini aktif ettiğimize göre kullanım biraz daha farklı. Şablon sistemin aktif olabilmesi için öncelikle layout EJS'yi yazmanız lazım. Bu dosya arkadaşlar bütün web sayfalarında bulunacak ortak özellikleri barındıran bir sayfa. Bu sayfada farklı olan yeri ise bakın şu body ile belirtiyorum. Ben bilgisayar sayfasını derlemek istediğimde Express'in ilk yaptığı şey arkadaşlar şu. Bilgisayara ait olan kodları gördüğünüz gibi değişecek olan bloğun içerisine yazdı. Ve elde edilen HTML kullanıcıya gönderiliyor. Şablon sistemi böyle çalışıyor arkadaşlar. Bakın burası şablonumuz. Değişmeyecek olan her şeyi buraya yazıyoruz. Değişecek olan yani yeni sayfada farklı olan özellikler ise asıl ismiyle yazılıyor yani bilgisayar EJS'i. Biz görmüyoruz tabii olan işlemleri, arka planda olan işlemleri. Arka planda olan işlem arkadaşlar direkt sayfanın ilgili yere yerleştirilmesi, sonucun derlenip kullanıcıya yollanması arkadaşlar. Gelin isterseniz bunu Visual Studio Code'da bir deneyip birkaç örnek yapıp konuyu pekiştirelim. Öncelikle arkadaşlar Layout modülümü yüklüyorum. Bakın npm install save diyerek. Şimdi de arkadaşlar views içerisinde new file diyeceğim. EJS diyeceğim. Gelin şuradaki bütün dosyaları alalım. Layout'un içine yerleştirelim. Bilgisayarda arkadaşlar farklı olarak EJS start demeyelim. Bu ne olsun? Bunları almasın. Şunları da kaldıralım. Bakın şu kısmada body diyelim. Şimdi yanlış yerde yaptım. Harika. Neyse şu kısmı alalım. EJS'nin en üst tarafına yerleştirelim. Sonra da şu kısmı keselim. Burada arkadaşlar sadece şu kısma ihtiyacım olacak. Şimdi dikkat ediyorsanız layout EJS içerisinde sadece bakın taban kısmı yazıyor. Yani HTML sayfasının iskeleti burada. Başlık kısmı var, taban kısmı var. Aradaki kısmı boş bıraktım. Bilgisayar EJS'yi de arkadaşlar tam o kısma yerleştirilecek. Tabii öncelikle app.js içerisine gelip modülü yüklemem lazım.
Bakın otomatik geldi. Şimdi de burada arkadaşlar app use HS layout modülü aktif ettim. Bakalım çalıştıralım programımızı. Bakalım nasıl sonuç verecek. Şurada çalıştıralım. Farkı görmediniz tabii çünkü aynısı gibi çıktı. İsterseniz bakın şurayı silelim, öyle görelim. Veya şöyle yapalım, yeni bir sayfa oluşturalım. Yeni bir view oluşturalım. Burada ne olsun? Electronic EJS olsun. Burada da diyelim ki H2 H2 Controller'da da arkadaşlar ufak değişiklikler yapalım. Bir kere yanlış yaptık. Şurası bilgisayara gidecekti. Şu da artık yok. Gerek yok. Rest diyeceğiz. Render. Elektronik diyeceğiz. Şimdi bakın bilgisayar dediğim zaman bu sayfa çıkacak. Bir sorun yok. Elektronik dediğim zaman hata verecek. Bakalım elektronikte nasıl bir hata yaptım. Arkadaşlar sanırım layout EJS'yi kaydetmemişim. Ondan problem çıktı. Bakalım şimdi kaydettik. Bu sefer başka problemler çıkmasın. Bakın gördüğünüz gibi EJS şablon başlık. Visual Studio harika. Bakın araya da elektronik. Hatta sayfa kaynağını görüntüle dedim. Bakın burası şablona ait olmayan kısım. Diğer her taraf şablona ait. Şu kısım elektronik EJS'den geldi. Şey için de deneyelim, bilgisayar için de deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi EJS şablon başlık. Bakın şu kısım şablondan geldi. Aynı şekilde şu kısım da şablondan geldi. Bilgisayar EJS'den gelen arkadaşlar şu kısım. Gördüğünüz gibi ikisini birleştirerek bir sayfa elde etti. Şablonların diğer bir avantajı arkadaşlar, web sayfanız içerisinde bütün sayfalarda kullanacağınız CSS dosyalarını şablon içerisinde ekleyebilirsiniz. Bu sayede bütün sayfalar otomatik olarak o CSS'e sahip olacaklar. Örneğin layout EJS'de bakın şöyle bir CSS ekliyorum. Bu CSS arkadaşlar otomatik olarak bilgisayar EJS tarafından da görülüyor veya elektronik EJS tarafından. Hatta gelin bilgisayar EJS'de bakın zaten yazmışım. UL listesinin içerisinde bakın bir sınıf kullanıyorum. Sınıfımız da şurada. Rengi görmüş olduğunuz gibi yeşil yapacak. Başka bir şey yapmış mıyım? Hayır. Bakın dikkat ediyorsanız herhangi bir CSS eklemedim. Şuradan gelelim. Elektronik kullanmıyordu. Bilgisayar diyelim. Gördüğünüz gibi bakın CSS aktif oldu. Hatta kaynağı görüntüle dediğimiz zaman da görüyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var CSS eklerken. Ben dikkat etmedim. Açıkçası bilmiyordum. Eğer ki bakın şu görmüş olduğunuz slash'ı kullanmazsanız başınıza büyük belalar açabilir. Şimdi bakın slash'ı kullanmadım. Sayfayı yeniliyorum. Gördünüz değil mi? Yine public diyor. Diyorsunuz ki hiçbir fark yok. Bakın fark şu. Şunları kapatayım. Normalde dikkat ediyorsanız ben sitenin içerisinde elektronik ve bilgisayarın içerisindeyim. Yani belirli bir yol içerisindeyim. Eğer ki ben buna tıklarsam public arkadaşlar bakın nereye gidiyor. Elektronik içerisinde aramaya çalışıyor. Böyle bir yol yok. Yani ben göreceli bir yol atamış oldum şu şekilde yaparak. Diyorum ki bulunduğun klasörün içerisindekilere bak. O da elektronik içerisinde aramaya çalışıyor. Bu ciddi problem ve internette bulmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Özellikle bu tip hataları Node.js diyerek taramayın çünkü Node.js ile alakalı doküman sayısı az. Buraya slash'ı koyduğunuz zaman arkadaşlar href aslında gidiyor sizin kök klasörünüze bakıyor. Zaten kök klasörüne baktığınız zaman ben public klasörünü kullanıcıya açmıştım bakın. Buradan şimdi gelip tekrardan şey yaparsam bakın önde slash var. Şimdi aç diyorum. Gördünüz mü?
Public yani root klasöre gitti dikkat ediyorsanız. Ve CSS'e erişme şansı oldu. Bu da dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi arkadaşlar. Sadece bir dosya değil. İleride Bootstrap'i kullandığımız zaman birkaç dosyayı burada ekleyeceğiz. Belki ileride çok daha fazla dosya eklemeniz gerekecek. Ayrıca JavaScript dosyalarını da burada ekleyeceksiniz arkadaşlar. Şablon içerisinde ekleyeceksiniz ve bu kısımda neredeyse CSS'e hiç uğraşmayacaksınız. Ayrıca bakın dikkat ediyorsanız sayfam daha kolay kontrol edilebilecek hale geldi. Hep bahsetmiştim ya parçalı yönet. Bakın bir web sayfası için bile parçalı yönet yapabiliyoruz aslında. Pardon, web sayfası için demeyeyim de bir görüntü için bile parçalı yönet mekanizmasını kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin.